Evet, merhaba arkadaşlar. Çöz kazan TYT 5'li deneme matematik kısmı 4. denemenin 1. sorusuyla devam ediyoruz arkadaşlar. 3 kardeş olan Ege, Cem ve Cengiz ellerindeki paranın sırasıyla 1/4'ünü, 1/6'sını ve 1/8'ini harcadıklarında üçünün de kalan paraları birbirine eşit oluyormuş. O zaman kolaylık olsun diye arkadaşlar, Ege'nin parasına 4'ün katı yani 4x diyelim. Cem'in parasına 6'nın katı 6y diyelim. Cengiz'in parasına da 8'in katı 8z diyelim. Şimdi Ege 1/4'ünü harcarsa 4x'in 1/4'ü x'tir. Geriye kalan parası 3x olur. Onu da şuraya yazalım. Cem'in 6y parası vardı. 1/6'sını harcarsa y kadarını harcar. Bunun da 5y'si kalır. Aynı şekilde Cengiz'i de 8z'nin 8'de 1'i z kadar yapar. Geriye de 7z parası kalır arkadaşlar. Şimdi bunlar kalan paraları birbirine eşit olmuş. Yani 3x, 5y, 7z. Bakın 3, 5, 7 aralarında asal olduğu için bunları tek değişkene şöyle çevirelim. O zaman 3, 5, 7'nin ortak katı 3 çarpı 5 çarpı 7'den 105 gelir. Buradan 105 elde etmek için x'i 35k biçimde, yani 5 çarpı 7 alırız. Y'yi 3 çarpı 7 olarak, yani 21k. Z'yi de 3 çarpı 5 15k olarak alabiliriz. O zaman şimdi Ege'nin parası x yerine 35k yazarsak 35 çarpı 4'ten 140k olur. Cem'in parası y yerine 21k yazarsak 21 çarpı 6'dan 126k olur. Cengiz'in de z yerine 15k yazarsak 120k parası olur. Engin x kadar, Cem y kadar, Cengiz de z kadar para harcamıştı. Şimdi Ege'nin harcadığı para bakın x kadardı, yani 35k. Cem'in harcadığı para y kadardı, yani 21k azdır demiş. Hayır, Ege'nin harcadığı para daha fazla arkadaşlar. Paralarını harcamadan önce en çok parası olan Ege'dir demiş. Bakıyoruz, Ege'nin 140, Cem'in 126, Cengiz'in 120k'ydı. En çok parası olan, evet, 140k'yla Ege oluyor. 2 doğru. Ege'nin harcadığı para neydi? 35k'ydı. Cengiz'in harcadığı para 15k. 2 katından fazladır diyor. 15k'nın 2 katı ne yapar? 30k yapar. 35k bunun 2 katından fazla olmuş oluyor arkadaşlar. O yüzden 3 de doğru. Yani doğru cevap Denizli. Soru 2. ABC ile CBA 3 basamaklı doğal sayılarmış. Burada bir eşitlik verilmiş. Kaç farklı ABC doğal sayısı yazılabilir diyor. Hemen bu sayıları açalım. Bakın buradan 100A, 10B artı C gelecek. Buradan açtığımızda önünde eksi olduğu için eksi koyarak ilerleyeceğiz. Eksi 100C, eksi 10B, eksi A olacak. AC kare eksi CA kare. Bakın burada 2 kare farkı var arkadaşlar. Bu da AC eksi CA çarpı AC artı CA biçimindedir. AC eksi CA'yı da açarsak 10A artı C eksi 10C, başında eksi olduğu için eksi A, çarpı, burayı da açıyoruz, 10A artı C artı 10C artı A gelecek. Bakın bunu düzenlediğimizde 99A eksi 99C gelecek. Paranteze aldığımızda 99 çarpı A eksi C. Bakın burada da 10A eksi A 9A eksi 9C gelecek. Bunu da 9 parantezine alırsak 9 çarpı A eksi C. Burası da 11A artı 11C. Bunu da 11 parantezine alırsak A artı C olacak. Bakın 99, 9 çarpı 11 sadeleşecek. Şimdi burada A eksi C eşittir A eksi C çarpı A artı C. A eksi C'leri sadeleştirebiliriz ama sadeleşmeden önce A eksi C'nin sıfır olma ihtimalini de düşüneceğiz.
Eğer a eksi c 0 değilse sadeleştirdiğimizde a artı c de 1 olacak. Şimdi a artı c'nin 1 olma ihtimali olmadığını göreceğiz. Çünkü bunlar iki basamaklı sayılar olduğuna göre arkadaşlar a ile c 0'dan farklı olmak zorunda. A artı c'nin 1 olmasını sağlayan sadece iki durum vardır. O da ya a 0 ya c 1 ya da a 1 c 0'dır. Bunlar 0 olamayacağına göre demek ki bu ihtimal olmayacak arkadaşlar. A eksi c'nin 0 olma ihtimalinde öbür tarafa attığımızda a'nın c'ye eşit olduğunu göreceğiz. Kaç tane abc sayısı yazılabilir diyor. Şimdi düşünelim. A'nın C'ye eşit olduğu, bakın A ile C'yi 1-1 alabilirim, 2-2 alabilirim, böyle devam edersem 9-9 alabilirim. B için herhangi bir kısıtlama yok. Yani B bütün rakam değerlerini alabilir. O yüzden buraya ben 10 tane rakamı da yazabilirim. Aynı şekilde A ile C'nin 2-2 olma durumunda da 10 tane yazabilirim. 9-9 olma durumunda da 10 tane yazarım. Toplamda baktığımızda 1'den 9'a kadar kaç tane 10 var arkadaşlar? 9 tane 10 var. Demek ki 9 çarpı 10'dan 90 tane 3 basamaklı doğal sayı yazabilirim. Yani doğru cevap Adana. Soru 3. MNP birer rakam ve x reel sayı olmak üzere. Bakın burada x'in m, n ve p ile çarpımlarından elde edilen sonuçlar verilmiş. Buna göre x'in 3 basamaklı mnp doğal sayısı ile çarpımının sonucu demiş. X çarpı mnp sayısı. Şimdi bunu açtığımızda 100m artı 10n artı p gelecek arkadaşlar. Bunu da teker teker dağıtırsak 100 çarpı x çarpı m 10 çarpı x çarpı n artı x çarpı m, p gelecek. Şimdi bakın burada x çarpı m, yani m çarpı x neydi? 23,75'ti. Bunu 100 ile çarparsak 2 virgül sağa kayacağız arkadaşlar. 1, 2. Buradan ne olacak? 2375 gelecek. 10 çarpı x çarpı n. Bakın x çarpı n'de 13,5'tu. Bunu 10 ile çarpmamız demek 1 virgül sağa kaymamız demek. 1 virgül kayarsak bu da 135 olacak. Zaten x çarpı p 20 idi. Bunları topladığımızda 10, 12, 13 elde var. 1 cevap 2530, yani Ceyhan gelecek. Evet, soru 4. 2m 7np 5 basamaklı sayısının 17 ile bölümünden kalan 13'müş. 2m 3np sayısının 17 ile bölümünden kalan hangisidir demiş. Şimdi 17 ile bölünebilme kuralı bilmiyoruz. Bunu o şekilde yapmayacağız. Bakın verilen iki sayı arasında bir ilişki var. Böyle durumda bu iki sayıyı birbirinden çıkarın arkadaşlar. 2m 7np 2m 3np sayısından çıkaralım. Burası 0, burası 0, 7, 4. Buralarda 0, 0 geliyor. Yani ne elde ettik? 400 elde ettik. Şimdi bunun 17 ile bölümünden kalan neymiş arkadaşlar? 13. Biz 2m 3np sayısının 17 ile bölümünden kalana x dersek, bakın 17 ile bölümünden kalanını sorduğu için kalanlar üzerinden burada yaptığımız işlemi uygulayabiliriz. Yani 13'ten x'i çıkardığımızda 400'ün de 17 ile bölümünden kalanını verecek demektir. 400'ü 17'ye bölelim. Ne kaldı arkadaşlar? 9. Yani 13 eksi x 9 olacak demektir. 13'ten neyi çıkarırsak 9 olur? 4'ü çıkarırsak 9 olur. Demek ki bu sayının 17 ile bölümünden kalan 4'tür arkadaşlar. Doğru cevap Bursa. Evet, soru 5. Biraz uzun bir soru. Şimdi bakın, bir canlı türüne ait dişi ve erkek bireylerin üreme ana hücrelerinin X ve Y bölünmelerini gösteren şema verilmiş. Şimdi X bölünmesinde dikkat ederseniz erkek hücresi ne oluyor? 2'ye bölünüyor. Dişi hücresi de 2'ye bölünüyor.
Y bölünmesinde bir erkek hücresi 4 tane hücre oluşturuyor. Dişide de arkadaşlar yine 4 tane oluşuyor ama 3 tanesi kayboluyor, 1 tane kalıyor. Yani Y bölünmesinde aslında dişi her bölünmede 1 tane oluşturmuş oluyor. Yani kendisi kadar oluşturmuş oluyor. Şimdi diyor ki bir erkek üreme ana hücresinin peş peşe 6 kez X. Şimdi şöyle düşünelim. X bölünmesinde birinci bölünmede ne oluşturdu arkadaşlar? 2 tane oluşturdu. İkinci bölünmede şimdi bunların her biri ikişer tane oluşturacak. Böyle düşünelim. Ne gelecek? 4 gelecek. Yani 4 de 2 üzeri 2'dir. Bakın 3'te bakarsak bunların her biri 2 tane oluşturacak. 4 tane vardı. 4 çarpı 2'den 8. Yani 2 üzeri 3 gelecek. O zaman 6. bölünmede ne gelecek? 2 üzeri 6 gelecek arkadaşlar. Sonra buna bakın Y bölünmesi yapacağız. Y bölünmesinde de ne oluyor? 1 taneden 4 tane oluşuyor arkadaşlar. Şu an elimizde ne kadar var? 2 üzeri 6 tane var. Yani bir taneye 4 tane geliyorsa, şöyle diyelim, bir taneye 4 tane geliyorsa 2 üzeri 6 taneye 2 üzeri 6 çarpı 4'ten, bakın 4'ü de 2 üzeri 2 olarak düşünürsek 2 üzeri 8 tane oluşur. Dişi üreme hücresine peş peş A kez X bölünmesi. Şimdi dişide de arkadaşlar normalde işte birinci bölünmede yine 2 tane, ikinci bölünmede 2 üzeri 2. O zaman A'ncı bölünmede 2 üzeri A gelir. Bakın üstler aynı oluyor. Şimdi dişide ne yapıyordu? Y bölünmesinde her bir hücre bir tane üretiyor. Yani aslında 4 üretiyordu ama 3'ü gidiyordu. Yani bir tane üretmiş oluyor. Şimdi Y için elimizde ne var? 2 üzeri A tane var. Her bir tanesi bir tane ürettiği için bu da 2 üzeri A tane üretir dişi hücresi için. Bunların birbirine eşit olduğu söyleniyor. Yani 2 üzeri A eşittir 2 üzeri 8'den A da buradan 8, yani Bursa gelir. Evet, soru 6. Bir basit eşitsizlik sayılır arkadaşlar. İşaret incelemesi yapacağız. A, B, C'nin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Toplamları sıfırdan küçük A ile B'nin. B ile C'nin çarpımı sıfırdan büyük. A ile C'nin çarpımı sıfırdan küçük. Şimdi toplama bakmadan şu durumu incelesek arkadaşlar. Bakın B ile C'den gidelim. Çarpımlarının sıfırdan büyük olması için ya ikisi de artıdır ya da ikisi de eksi olur. A ile C'nin çarpımına bakıyoruz. Çarpımları sıfırdan küçük, yani negatifse 1 artı 1 eksidir. Burada C artı ise demek ki A eksi, C eksi ise A artı olur. Şimdi A ile B'nin toplamının sıfırdan küçük olma ihtimali var mı? Var arkadaşlar. Yani eksi bir sayı ile artı bir sayıyı topladığınızda sıfır olabilir mi? Olabilir. Mesela eksi 3 artı 2 olabilir. Artı bir sayı ile eksi bir sayıyı, o da aynısı aslında. Yani A'yı bu sefer 4, B'yi eksi 5 aldığınızı düşünün. Yine sıfırdan küçük gelebilir. O yüzden A, B, C'nin işaretleri sırasıyla eksi artı artı ya da artı eksi eksi şeklindedir. O da gördüğünüz üzere E şıkkındadır arkadaşlar. Bu ihtimal şıklarda yok zaten. Evet, soru 7. A ve B birer tam sayıdır demiş. Bu ifade çift sayı ise aşağıdakilerden hangisi kesinlikle çift sayıdır demiş. Şimdi bakın kuvvet durumunda arkadaşlar tabandaki sayı çiftse sayı çifttir, tekse sayı tektir. Yani kuvvetin tekliğe çiftliğe etkisi yoktur arkadaşlar. O yüzden ifadesinin çift sayı olması için demek ki bu ifadenin çift olması gerekir. Çift olması için şimdi elimizde ne var? Bir A üzeri 2017 sayısı var. Bir de 2017 çarpı B sayısı var. Çift olması için ya her ikisi de çift ya da her ikisi de tek olmalıdır. Şimdi buradan A ile B'yi inceleyeceğiz. Bakın A üzeri 2017'nin çift olması için kuvvetin önemi yoktu. A'nın çift olması gerekir. 2017 çarpı B'nin çift olması için 2017 tekti. Demek ki tekle neyin çarpımı çift olur? Çifti. O zaman B çift olur. Diğer ihtimale gelelim. A üzeri 2017 tek. O zaman A
tek olur. 2017 çarpı b'nin tek olması için 2017 tek olduğuna göre tek de neyin çarpımı tektir? Tekin çarpımı. O zaman b de tek olur. Yani arkadaşlar iki ihtimal var. Ya ikisi birden çift ya da ikisi birden tek olacak. Şimdi buradan Edirne şıkkını incelerseniz bakın a ile b'nin toplamı çift çift de olsa çift olur. Tek tek de olsa çift olur. Yani çiftin 2017. kuvveti çifttir. E burada zaten 2 ile çarpılmış bir sayı. A ile b çift çift de olsa, tek tek de olsa 2 ile çarpıldığı için her türlü çifttir. E çift ile çifti toplarsak çift yapacağı için doğru cevap Edirne gelir. Evet. Soru 8. Mutlak değer eşitsizliği ile ilgili bir soru. Bakın bir küçük eşittir mutlak değer içinde mutlak değer x artı 2 demiş. Şimdi arkadaşlar burada küçük detayımız şu. Bakın büyük mutlak değerin içindeki bu sayıya baktığımızda mutlak değer x artı 2. E mutlak değer x her türlü pozitif, en küçük sıfırdır. Buna 2 eklediğimizde burası her türlü pozitif sayı olur. E mutlak değerin içi pozitifse olduğu gibi çıkar. Yani burası direkt mutlak değer x artı 2'dir. Eşitsizliğimizi yeniden yazarsak buradan 2'yi bu tarafa attığımızda 5'ten küçük olur. Şimdi zaten mutlak değer x'in eksi 1'den büyük olması olmaz. Mutlak değer her türlü 0'dan küçüktür arkadaşlar. Yani bu tarafı yazmaya gerek yok. O zaman direkt biz ne diyeceğiz? Mutlak değer x 5'ten küçük. 5'ten küçükse eksi 5'ten büyük artı 5'ten küçük. Mutlak değerli bir ifade bir sayı değerinden küçükse arkadaşlar onun negatiflisinden yani ters işaretlisinden büyük kendisinden küçük olur. Şimdi tabii x tam sayı değil. 2018 çarpı x artı 3 ifadesinden alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerleri toplamı. Bakın bunu 2018 ile çarptığımızda 2018 x'i elde ederiz. Her iki tarafa 3 eklersek burası da 5 çarpı 2018 artı 3 gelir. Şimdi en büyüğü arkadaşlar buradaki sayının bir küçüğüdür. Yani 5 çarpı 2018 artı 3'ün bir küçüğü bu olur. Artı en küçüğü de buradaki sayının bir fazlasıdır. Yani eksi 5 çarpı 2018 artı 3 artı 1'dir. E şimdi bakın 5 çarpı 2018 ile eksi 5 çarpı 2018 birbirini götürür. Burada 3 eksi 1'den 2, 3 artı 1'den 4. 2 ile 4'ü topladığımızda cevap 6 gelir. Soru 9. X, Y, Z, T gerçek sayıları için X, Y küp eksi 1, Y, Z kare eksi 3, Z de T üzeri 6 artı T küp artı 1 verilmiş. Hangileri ya da hangisi kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi burada arkadaşlar Z'den hareket edeceğiz. Şöyle bakın T küpe A derseniz burada Z sayısı T üzeri 6 T küpün karesidir. A kare artı A artı 1 gelir arkadaşlar. Bunu da bakın tam kare gibi düşünürsek A'nın önündeki katsayı 1 arkadaşlar. Bunun yarısı 1 bölü 2 ise A artı 1 bölü 2'nin karesini aldığımızda bakın açarsanız birincinin karesi A kare. Birinci ile ikinciyi çarptığımızda A bölü 2 iki katını alırsak A gelir. Bir de ikincinin karesinden artı 1 bölü 4 gelir. Bunu eksi 1 bölü 4 ile yok ederim. Bir de burada artı 1 var. Buradan Z ne olur arkadaşlar? A artı 1 bölü 2'nin karesi. Eksi 1 bölü 4 ile artı 1'i topladığımızda artı 3 bölü 4 olur. E şimdi kare 1 ifadeyle 3 bölü 4'ü topluyoruz. E kare bir ifade en küçük 0'dır. E 0 ile 3 bölü 4'ü toplarsanız 3 bölü 4. Yani Z sayısı arkadaşlar her türlü 0'dan büyük gelir. Yani 3. yargımız kesinlikle doğrudur. E şimdi Z 0'dan büyük. Y'nin Z'den büyük olma ihtimali arkadaşlar tabii ki var ama kesinlikle doğru değil arkadaşlar. Çünkü Z'yi 2 alırsanız bakın Z'yi 2 aldığınızda 2'nin karesi 4. 4 eksi 3 1 olur. Yani Z Y'den büyük olur. O yüzden bu yargı yanlış.
Şimdi aynı olay burada da geçerli arkadaşlar. O yüzden bir de doğru değil. Yani doğru cevap Ceyhan gelir. Evet, soru 10. Şimdi birinci satırda arkadaşlar bakın 15 eşittir 10 artı 5. İkinci satır 40 artı 35, 30 artı 25 artı 20. Üçüncü satırda işte böyle böyle devam etmiş. Burada bir örüntü varmış. Buna göre 12. satırdaki en büyük ve en küçük sayıların toplamı kaçtır demiş. Şimdi dikkat ederseniz satırdaki sayılar 5'in katı arkadaşlar. Mesela burada 5 çarpı 1, 5 çarpı 2, 5 çarpı 3 oluyor arkadaşlar. Buraya gelirsek ikinci satırda 5 çarpı 4, burası 5 çarpı 8 oluyor. Yani en büyük ve en küçük sayılardan hareket ediyorum. Üçüncü satıra gelirsek 5 çarpı 9, bu da 5 çarpı 15 oluyor arkadaşlar. O zaman ben 12. satıra geldiğimde şimdi en küçük sayı için yine 5 çarpı bir şey diyeceğim. Bakın burada birinci satırda 5 çarpı 1. İkinci satırda 5 çarpı 4. Üçüncü satırda 5 çarpı 9. Şimdi buradaki 1, 4, 9 arkadaşlar. Zaten bakın dördüncü satıra geçtiğiniz zaman 75, 80 ile başlayacaktınız. 80 de 5 çarpı 16 yapıyor arkadaşlar. Şimdi birinci satırda burası 1. İkinci satırda 4, 3. satırda 9, 4. satırda 16. Aralarındaki ilişki ne arkadaşlar? Karesi alınmış arkadaşlar. Bakın 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16. O zaman 12. satırda en küçük sayı 5 çarpı 12'nin karesi olur. Buraya bakalım arkadaşlar. Bakın burada da 3, 8, 15 geliyor. Bu da arkadaşlar aslında bir önceki bakın satırdaki en büyük ifadede 8, bir sonraki satırdaki ifadenin nesi oluyor? Bir eksiği oluyor arkadaşlar. Bakın ikinci satırdaki en büyük ifade 8, üçüncü satırda en küçük 9, bir eksiği. Üçüncü satırdaki en büyük 15, dördüncü satırdaki en küçük 16. Yani bir sonraki satırın en küçüğünün bir eksiği oluyor. Şimdi 12. satırdaki en büyük sayıyı bulmak için o zaman 13. satırdaki en küçük neydi? 13'ün karesi olurdu. 13'ün karesi ne yapar? 169. Bunun bir eksiği 168 olur. Yani 5 çarpı 168 de bu en büyüğü gelir. 5 çarpı 12'nin karesi de bu en küçüğüdür. O zaman 5 çarpı 168 ile 12'nin karesi 144'tür. 5 çarpı 144'ü çarpacağız. 5 parantezini alırsak 168 artı 144. Bu da 5 çarpı 312 gelir. Bunu da çarptığımızda cevap 1560 yani Bursa gelir.